Merhaba arkadaşlar. Bugün Passive Voice, edilgen çatıyı birlikte işleyeceğiz. Türkçe'de ve İngilizce'de nasıl bir karşılığı var? Hep birlikte bir göz atalım. Active Voice dediğimiz fiil kökü to do ve Türkçe yapmak diye bildiğimiz ifade edilgenle nasıl olur? Bakalım formülümüz be artı verb 3, past participle form of the verb. Biz bunu özellikle yazdık. Her slide'ın köşesinde göreceksiniz ve bizim tek formülümüz bu. Bütün şahıslar için, bütün işlemlerimizde bunu kullanacağız. Bakın, fiil kök halinde to do iken burada be'nin uygun şekli be'yi getirdik ve fiil için şekli done dedik, to be done. Ve Türkçe karşılığında da il eki getirdik. Yapmak yapılmaya döndü. Bir başka çatı vardır. O da causative dediğimiz to have something done gibi söyleyebileceğimiz yaptırmak ya da yaptırtmak, yaptırtırtmak diye katmerli bir şekilde de söylenebilir. Bizim odaklanacağımız passive. Uzun bir konu ama mümkün olduğunca tamamlamaya çalışacağız. We use the passive when the doer of the action is unknown, unimportant or obvious from the context. Yapan, işi yapan belirsizse, önemsizse ya da konteksten, bağlamdan çıkarabiliyorsak passive kullanırız. My flat was broken into last week. Geçen hafta daireme girdiler. Kimin girdiğini bilmiyoruz. Hangi hırsızın girdiğini bilmiyoruz. Coffee beans are grown in Brazil. Kahve tanecikleri Brezilya'da yetiştirilir. Kim yetiştirir? Önemli değil insanlar. My car was serviced yesterday. Arabam servise alındı, servis gördü, bakım yapıldı. Ne zaman? Dün. Kim yaptı? Tabii ki bir tamirci. When the action is more important than the person who carries it out, as in the news headlines, newspaper articles, formal notices, instructions, advertisement processes. Evet, burada yapılan eylem işi yapandan daha önemliyse nerede var bu tür cümlecikler, bu tür parçacıklar? İşte haber manşetlerinde, makalelerde, resmi ilanlarda, talimatnamelerde, reklamlarda ve bir takım işlerin nasıl yapıldığına dair bir proses, bir işlem varsa burada passive kullanıyoruz. The new hospital will be opened by the Queen on May the 15th. Then the milk is taken to a factory where it is pasteurized. Birincisinde formal notice, diğerinde bir proses. When we refer to an unpleasant event, when we don't want to say who or what is to blame. Kimi ya da neyi suçlayacağımızdan bahsetmek istemiyorsak, hoş olmayan bir duruma bağlantılı olarak bir cümle kuracağımızda da işte böyle yapıyoruz, edilgen tercih ediyoruz. A lot of mistakes have been made. Birçok hata yapıldı. Evet arkadaşlar, bu formül aklımızda kalsın. Her zaman başvuracağımız formül budur. Be'nin uygun şekli artı fiilin üçüncü şekli past participle form. Be'nin uygun şekli derken am, is, are, was, were ve past participle been şeklinde karşımıza çıktığı gibi continuous tense'lerde sonunu ing alabilir ya da kök halinde Shakespeare'in sözünde olduğu gibi to be or not to be. That's the question. Örneğinde olduğu gibi be yalnız başına gelebilir. Modallardan sonra gelebilir. Hepsini birlikte çalışacağız. Passive'i nerede tercih ediyoruz? Edilgen yapıyı nerede tercih ediyoruz? İşi yapandan ziyade yapılan işin önem taşıdığını söylemiştik. Somebody has stolen my bag. My bag has been stolen. İşte ikinciyi tercih ederiz. Önemli olan çantanın çalınmış olmasıdır. Havaalanında çantasını çaldıran bir insan bu şekilde seslenir. Gelin hep birlikte etken bir cümleyi edilgene nasıl dönüştüreceğimizi bilelim ve ondan sonra edilgen bizim için sorun olmaktan çıksın. Bakın, active etken cümlede bir öznemiz var, bir fiilimiz ve nesnemiz var. Şu işaretleri de koyalım. Murat subject, writes verb and a story object. Edilgen yaparken yaptığımız işlem etken cümlenin nesnesini alıp özne olarak yazmak, be'nin uygun şeklini getirmek, fiilin üçün şeklini yazmak ve eğer özne önemliyse ama ikinci derecede önemliyse by'dan sonra ya isim ya da bir şahıs zamiri getirmemiz gerekiyor. Bakın, be'nin uygun şekli is written. Somebody writes a story. Burada ise işi yapanın önem taşımadığı bir örnek cümle görüyoruz. Burada by somebody dememize gerek kalmayacak.
Bunlar ne olabilir? Someone, somebody, they, people gibi özneler. People grow apples in Isparta. Apples are grown in Isparta by... Yazmamıza gerek yok. They manufacture electronic appliances in Manisa. Manisa'da elektronik aletler yaparlar, üretirler. Electronic appliances are manufactured by... Söylememize gerek yok. Manufactured'dan sonra, Isparta'dan sonra, written'dan sonra noktayı koymamız yeterli olacak. Gelin arkadaşlar, burada edilgen yaparken çok dikkat etmemiz bir başka husus var. Transitive verbs dediğimiz geçişli fiiller. Geçişli, geçişsiz kavramına da bir açıklık getirelim. Eğer bir fiil nesne alıyorsa geçişlidir. Geçişli ise edilgen yapılabilir. Bakın, roses smell nice. Burada bir öznemiz, bir nesnemiz var mı? Hayır. Güller güzel kokar. Intransitive'dir ve pasif formu yoktur. Gelin ikinci örneğe bakalım. I'm smelling the roses. The roses burada nesnedir. Dolayısıyla the roses are being smelled şeklinde edilgeni yapılabilir. Çünkü transitive'dir. Bir başka örnek. My mother knitted the sweater. Bu kaza annem ördü. The sweater was knitted by my mother. İşte bu da ne yapılabilir? Edilgen yapılabilir örnekler. They traveled to Kaş last summer. Geçen yıl Kaş'a seyahat ettiler. Neyi sorusunun cevabı yok. Dolayısıyla no passive form. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, future continuous gibi ifadelerinde edilgenini çalışmayacağız. Çünkü onların edilgen formları yok. Evet, şimdi önümüzde değişik tenslerde cümleler var. Bunların nasıl aktarılacağına dikkat edelim. Somebody cleans the room. Bu temel cümle olarak aldık ve simple present olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken cleans'e bakıyoruz. The room nesneyi aldık. Özne olarak yazdık. Be'nin uygun şekli is cleaned ve everyday. By somebody yazıyor muyum? Yazmıyorum. Present continuous'te birazcık dikkat edeceğiz. Somebody is cleaning the room now. Burada dikkat ederseniz clean var, ing var. The room is. Bu is present continuous'un is'idir. Be'nin uygun şekli ise being'dir. Ve fiilin üçün şekli cleaned olarak gelir. Buradaki is being cleaned'e dikkat edin. Çoğu öğrencimin hata yaptığı noktalardan birisidir. Present perfect dendiği zaman have has artı fiilin üçün şekli gelir. Bunun da edilgen şekline bakarsak the room has cleaned arasına been gelmiştir. Çünkü have has'den sonra fiilin üçün şeklini kullandığımız için burada been'in uygun şekilde been'dir. Has been cleaned today. Evet, simple past'ta ne yapacağız? Somebody cleaned the room yesterday. Everyday'den çıktık, yesterday'e dönüştük. Fiilin ikinci şekli the room was cleaned yesterday. Was nereden geldi? Been'in uygun şekli. Hani been'in uygun şekli neydi? Am, is, are, was, were ve been'di. Artı being ya da be idi. Burada ise ne yaptık? Was kullandık ve fiilin üçün şeklini getirdik. Peki, present simple ile past simple'ı şöyle bir kıyaslayalım. Bakın neler var arkadaşlar. Cleans, cleaned, is cleaned, was cleaned. Was cleaned, is cleaned ifadesinde past'tadır. Eğer simple present'a yapmayı biliyorsanız past simple'a da dönüştürmeniz çok rahat olacaktır. Past continuous'a bakalım. Somebody was cleaning the room yesterday, was cleaning the room. Present is being, is cleaning the room idi. Burada da was yardımcı fiilini yazacağız. Sonra be'nin uygun şekli ve fiilin üçün şekli. Bu kadar kolay arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki tense bölümümüze. Past perfect, had cleaned, çok basit, had been cleaned'e dönüşür. Somebody will clean, will'den sonra fiil kök halinde gelmiştir. Be de kök halinde kullanılacaktır. Will be cleaned. Somebody will clean the room. The room will be cleaned tomorrow. Be going to future ile yaparsak, somebody is going to clean the room. The room tekil olduğu için, the room is going to be cleaned tomorrow. Demek ki will ve is going to'dan sonra fiil be'nin uygun şekli be olarak gelmiş ve fiilin üçüncü şeklini kullanmışızdır. Somebody will have cleaned the room by the time she comes. Yine will have'den sonra being getirerek biz bunu ne yapıyoruz? Edilgen hale getiriyoruz. The room will have been cleaned by the time she comes. Özellikle she comes'a dikkat edin. Future perfect ve by the time'dan sonra present simple uyum sağlar. Somebody can clean the room.
Modullara bir örnek. Bakın modul dediğimiz eksik anlamlı fiillerdi ve bunlardan sonra fiil kök halinde gelirdi. Buyurun, the room can be cleaned. Şu sayfaya dikkat ederseniz modulların ne kadar ayrıntılı bir şekilde hepsinin burada yer aldığını göreceksiniz. Active formu somebody will clean, would clean, can clean, could clean, shall, should, may, might, must, has to, had to, need to, ought to, is supposed to, is able to clean the room. Yapacağımız iş neydi? The room'u alıyor idik edilgen yaparken. Modulları aynen yazıyorduk ve fiil kök halinde geliyordu. Will be clean şeklinde oluyordu. Bu be cleaned nereden geliyor? İşte formülümüzden getirdiğimiz bir ifade. O zaman da ne oluyor? The room will, would, can, could, shall, should, may, might, must, has to, is supposed to be able to be cleaned. Evet, aslına bakarsanız birazcık dikkat başarıyı getirir. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi çok çok daha dikkat etmeniz gereken bir bölüme geldik. Some verbs have two objects, an indirect object, a direct object. Bazen cümleler iki nesnel olabilir. Bakın, my wife sent me an email. Ne gönderdi? An email, direct object. Doğrudan etkilenen nesne budur. Indirect object kime gönderdi? Me, bana gönderdi. He brought his mother some flowers. Annesine ne getirdi? Çiçek getirdi. He cooked all his friends a delicious meal. Bütün arkadaşlarına lezzetli bir yemek pişirdi. We can use a prepositional phrase with two or a for with an indirect object. Burada to ve for devreye girecek. Bakın nasıl olacak. Indirect object ve direct object'i yer değiştirdiğimiz zaman bazı fiillerin to, bazılarının for aldığını göreceğiz. Bunun listesini de vereceğim, endişelenmeyin. Subject, verb, direct object, prepositional phrase. Prepositional phrase dedik, içerisinde preposition var, edat var. Aslında bir de indirect object görüyorsunuz. My wife sent me an email diyorduk. My wife sent an email to me şeklinde yazmamız mümkün. He brought some flowers for his mother. Annesi için çiçek getirdi. He cooked a delicious meal for all his friends. Bütün arkadaşlar için leziz bir yemek yaptı. Evet arkadaşlar, to olan fiilleri burada listeledim. Bu listeye de birçok kitapta pasif konusu altında, başlığı altında rastlanmıyor. Pek çoğunu burada yazdım. Give, lend, offer, pass, post, read, sell, send, show, promise, tell, etc. They gave me a book. Ne verdiler? Bir kitap. Direct object. Kime verdiler? Bana. Aynı ifadeyi farklı bir sırayla yazarsak they gave a book to me diye yazmanız gerekiyor. Bakın direct object hemen fiili takip etti. Araya bir preposition ve sonrasında da indirect object geldi. İki ayrı şekilde yazabiliyorsak iki ayrı edilgen yapabiliyoruz demektir. Bakın burada me ile başlayalım. Konuşma İngilizcesinde en çok tercih edilen ifadelerden birisi de budur. Me cümle başında kullanıldığında özne olarak yazılırken I şekline dönüşür. Tense'ine bakıyorum. Gave, past tense'de be'nin uygun şekli was. Give fiilinin üçüncü şekli given ve geri kalan nesneyi de ilave ediyorum. I was given a book. Bana bir kitap verildi. Burada ise a book'la başlayacağım. A book was given to me. Geri kalanını aynen yazıyorum. İşte herhangi bir tanesi size verildiği zaman bunun iki tür pasif yapılabildiğini unutmayın. Çünkü iki tane nesnesi var. Türkçe'de birine dolaylı nesneye dolaylı tümleş diyoruz. For'la kullanılanlar book, buy, get, cook, keep, bring, make, pour, save, find vesaire. Dad bought me a bicycle. Babam bana bir bisiklet aldı. Ya da dad bought a bicycle for me. Benim için bir bisiklet aldı. Demek ki to ve for burada karşımıza çıktı. I was bought a bicycle. Birinci. İkincisi a bicycle was bought for me. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, anybody, anything ifadeleriyle nasıl yapılabilir? They didn't bring any flowers, no flowers were brought. They haven't arrested anybody, nobody has been arrested. Anybody, nobody'ye dönüşüyor. Yine bakın, olumlu, olumsuz cümle ve olumlu cümle. Şeklen olumsuz, olumlu ama nothing cümleyi olumsuz yapıyor. Nobody, no one, nobody can lift this rock. This computer hasn't been used by anybody. Bakın, hasn't varsa, not anybody karşımıza çıkıyor. This computer has been used by nobody. Bu da olumlu ama anlamca olumsuz çünkü nobody var. Who ile yapılan örneklere bakalım. Who killed the man?
adamı kim öldürdü? Who was the man killed by? Özellikle who ve by kim tarafından? Ve sorumuzda da was the man killed? Eğer çok resmi bir ifade kullanmanız gerekiyorsa kitaplarda resmi İngilizce'de by whom görebilirsiniz. By whom was the man killed? Yine they make cars in Turkey. Türkiye'de araba yaparlar. Bakın en çok bildiğiniz made in Turkey. Bazıları bunu hep yanlış okudu. Ama made in Turkey, made in Türkiye. Who discovered the first coal in Turkey? Türkiye'de ilk kömürü kim keşfetti? Yazmadım ama söyleyelim, Uzun Mehmet. Who was the first coal discovered by? Kim tarafından keşfedildi? Did you prepare the meal? Was the meal prepared by you diye ilave edebiliriz. Do people speak English here? Turizmle ilgili kentlere gittiğimiz zaman camlarda İngilizce konuşur, Almanca konuşur ifadelerini görürsünüz. Bakın işte is English spoken here ya da cama yazmışlardır English spoken here şeklinde. What do you see? Burası biraz daha dikkatli olmamız gereken nokta. Ne görüyorsun? What is seen? Ne görülüyor? What did you see? Who did you see? Who was seen by you? Sen kimi gördün? Who was seen by you? Kim senin tarafından kim görüldü? Who saw you? Who were you seen by? Şeklinde yazmamız mümkün. Evet arkadaşlar, non-finite verse denilen bir başka kavramımız var. Bu aslında işin bir tür özetidir. Gelin birlikte root halinde, kök halinde karşımıza neler çıkacak bakalım. Infinitive, perfect ya da past infinitive adı vardır. İki tür mastar vardır. Bir present, bir de past. Gerund isim fiil, perfect gerund bu da isim fiilin geçmişle alakalı olan diyelim. Bakın Shakespeare'in sözünü hatırlayalım. To be or not to be derken to'yu kullanıyoruz kök halinde. Burada da to do yapmak. Peki edilgen formülümüzü uygularsam to'dan sonra be kök halinde gelir. Çekimi yapılmadan gelir ve fiilin üçüncü şekli done şeklinde. To do yapmak, to be done yapılmak. To have done dediğimiz zaman have olayın tamamlanmış olduğuna dair bir bilgi verir bize. Ona dikkat edin. To have done yapmış olmak. To do yapmak günümüzle alakalı. To have done yapmış olmak geçmişle alakalı. To be done yapılmak. To have been done yapılmış olmak. Baştaki to'ları kaldırıp sonuna ing getirdiğimizde gerund yaptığımızda da participle yaptığımızda da doing şekline dönüşüyor. Yapma, yapış, peki yapılma, yapılış anlamında doing, being done'a dönüşüyor. Having done, yapılmış olma, düzeltiyorum, yapmış olma. Having been done ise yapılmış olma. Fiili değiştirelim, bakalım neler yapacağız. Görmek deyince ne dersiniz? To see. Görülmek, to be seen. Görmüş olmak, to have seen. Görülmüş olmak, to have been seen. Doing yapısında yapalım. Burada neydi? Görme, görüş, isim, fiil demiştik. Seeing, seen'in sonuna ing getirdik. Peki being done yapısına benzer olursa being seen fiilin üçüncü şekli. Having done yerine having seen diyebilir miyiz? Elbette. Having been done yerine having been seen, görülmüş olma. Evet arkadaşlar, bu da küçük bir hatırlatmaydı. Personal, impersonal, passive dediğimiz bir başka önemli nokta. Şu dar zamanda mümkün olduğunca anlatmaya, örnekleri çok tutmaya çalışıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Bazen people ya da they ile başlarız ve cümlelerimizde bazı fiiller kullanırız. They say, they claim, they believe, they know, they think gibi. Daha sonrasında that artı clause gelir. That'ten sonra da bir cümlecik gelir. Bakın clause neydi? Öznesi, fiili olan, hatta nesnesi olan ama gramer olarak, dil bilgisi olarak pek de böyle cümle muamelesi görmeyen parçacıklar, cümlecikler olurdu. Bunları nasıl yaparız? Bakın, people say that the world is round. The world is round, dünyanın yuvarlak, dünya yuvarlaktır. Başına that getirdiğimizde isim cümlesi oluyordu. Dünyanın yuvarlak olması, olduğu. People say, insanlar söylüyor. Neyi söylüyor? Dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. O zaman subject, verb, object. Object'i başa aldık. That the world is round. Bakıyorum fiilime present. To be fiilinin uygun şekli is ve say fiilinin üçüncü şeklini getiriyorum. Said oluyor. That the world is round is said. Dünyanın yuvarlak olduğu söylenir. Bazen bu ifadeyi it'le başlatırız.
It ve that'tan sonra gelen cümlecik aynı anlama gelir. Bakın şöyle bir şey olur. It is said that the world is round. Söylenir ki dünya yuvarlaktır ya da dünyanın yuvarlak olduğu söylenir. Oysa bizim burada özellikle üstüne basacağımız ve kavramamız gereken yapı üçüncü tip. That'tan sonra gelen cümleciğin öznesini çekip özne olarak yazıyorum. Edirgeni gerçekleştiriyorum ve to yazıyorum. To'dan sonra, that'tan sonraki cümlenin içerisinde geçen fiili tense'ine göre yazıyorum ve geri kalanını tamamlıyorum. That the world is said to be round. Dünyanın yuvarlak olduğu söylenir. Özellikle gazetelerde, bilimsel metinlerde, deneylerde, deney raporlarında bütün bunları görmeniz mümkün. İnternette araştırma yaparken konunuzla ilgili bunlara hep rastlayacaksınız. People say that Fazıl Say is a great composer. It is said that Fazıl Say is a great composer. En basit tarafı bu. It ve that aynı. That'tan sonra aynı. Ama biz Fazıl Say ile başlıyoruz. Fazıl Say is said to be a great composer. People say that Barış Manço was a great musician. Barış Manço harika bir müzisyen de diyor insanlar. Gerçekten de öyle. Mekanı cennet olsun. It said that Barış Manço was a great musician. Barış Manço is said to have been diyoruz. Neden? Çünkü burada fiil past, geçmişle alakalı. Yukarıda present, şu anda yaşayan birinden Fazıl Say'dan bahsediyoruz. Oysa Barış Manço ahirete gitmiş, rahmetli olmuş bir insan. Dolayısıyla to be olmak, to have been olmuş olmak. They claim that Osman Hamdi's tortoise trader is better than Da Vinci's Mona Lisa. Bazı insanlar Osman Hamdi Efendi'nin kaplumbağa terbiyecisinin Da Vinci'nin Mona Lisa'sından daha güzel olduğunu iddia ediyor. It's claimed that Osman Hamdi's tortoise trainer is better than Da Vinci's Mona Lisa. Ya da Osman Hamdi's tortoise trainer is claimed to be better than Da Vinci's Mona Lisa. They say that he will have completed the project by 9. Saat 9 civarında projeyi tamamlamış olacağını söylüyorlar. Yine it ile yaparsak çok basit. It's said that he will have completed. That'tan sonraki cümleyi aynen tekrarlarız. Ya da he ile başlarız. Bakarız tensine say, is getiririz. Be'nin uygun şekli. Fiil üçün şekli. Said, is said to have completed by 9. Biz buradan future perfect olmasına rağmen have completed yazdığımızda by 9 ifadesi gelecekle alakalı olduğu için bize bunun gelecekte tamamlanmış olacağı fikrini verir. Yine bir başkası, biraz daha ileri düzeyde bilenler rahatlıkla anlayacaktır. The project is said to have been completed by 9. Projenin saat 9 sularında tamamlanmış olacağı. İsterseniz bir küçük açıklama yapayım. He will have completed the project bölümünü, that'tan sonraki bölümü edilgen yaparsam şu cevabı alacağım. Mesela ne olur? The project will have been completed by him by 9. Onun tarafından 9'da tamamlanmış olacak dersem. Evet arkadaşlar, people say that he is a thief. Buraları çok iyi kavramamız lazım. Bakın özellikle vurgulanan yerlere dikkat edin ve dönüşümler nasıl gerçekleşiyor. İnsanlar onun bir hırsız olduğunu söylüyor. Nasıl aktarırız? He is said to be a thief. Artık hep that'tan sonra gelen cümleciğin öznesiyle başlayacağız ve buna alışmamız, bunu iyi kavramamız gerekiyor. He is said to be a thief. Neden be? Is var. Present. Dolayısıyla to'dan sonra be'yi kullanacağım. Aynı cümleyi bakın ikinci bölümde was'la yaptım. Burada ne olacak? Geçmişe ait bir şeyin şu an söylenmesinden bahsediyoruz. He is said to have been a thief. Onun bir hırsız olmuş olduğu söyleniyor. Yine burada bir başkası, people said that he was a thief. Eğer say aktarma fiili yerine past tense olur da said olursa nasıl bir değişiklik yapacağız? İşte burada he said derken dikkat edin, say kullandığımızda is said kullanıyorduk. Said kullandığımızda was said diyoruz ama infinitive, present infinitive. Çünkü was olayı geçmişe zaten taşıyor. People say that he is studying AI. Bu AI çok meşhur oldu arkadaşlar. Artificial intelligence anlamına geliyor. Nedir? Yapay zeka arkadaşlar. Kulakları çınlasın bir öğrencim vardı. Yapay zeka ile uğraşıyordu. Çok sevdiğim bir öğrencim. Sizler de merak duyun ve öğrenin arkadaşlar.
People say that he is studying AI. He is said to be studying AI. Yine is studying, was studying'e dönüşürse ne olacak? He is said to have been AI. Bakın was, to have been ve studying'le tamamlanmış. Olmak fiilini geçersek, başka bir fiil kullanırsak durum nasıl değişecek? Gelin bir de onu deneyimleyelim. People say that he works in a bank. He is said to work in a bank. Bankada çalıştığı söyleniyor. Peki, say, say aynı şekilde works, work'te dönüşürse çalışmış olduğu söyleniyor demem gerekir ki he is said to have worked in a bank. Nerede? Geçmişte. Ne zaman? Geçmişte. People said that he worked in a bank. Eğer burada past yaparsak, ikinci bölümde to'dan sonra present infinitive kullanacağım ve he was said to work in a bank, was said girişinden sonra to work in a bank zaten olayı geçmişe alacak. Eğer future olursa ne yapacağız arkadaşlar? He is said to go to England. Onun İngiltere'ye gideceği söyleniyor. Eğer buraya bir tomorrow, next year ifadesi koyarsak çok daha etkili olur. People say that he can paint pictures. He is said to paint pictures. Onun resim yaptığı söyleniyor. Arkadaşlar, edilgen yaparken bir başka husus, get'ten sonra fiilin üçüncü şekli. Bu nerede karşımıza çıkıyor? Beklenmeyen ani olaylar ya da state bildirmeyen olaylarla karşımıza çıkar. State bildirmek ne demek? Var olan kalıcı bir durumdan bahsediyoruz. Oysa eylem bildirenler ve state bildirenler olarak iki yerli fiillerimiz. Gelin, he got arrested for speeding. Hız yaptığı için tutuklandı. Peki, speeding, evet hız yapmaktı. Got arrested'in bir başka söylenişi ne olabilir? He was arrested. Was arrested yerine got arrested. Peki neden tercih ediyorlar? Beklenmeyen bir olay. Ummuyorlar. Böyle bir beklenti içinde değiller. I don't often get invited to parties. Pek partilere davet edilmem. Partileri sevmem arkadaş. I'm not sure when the window got broken. Pencerenin ne zaman kırıldığından emin değilim. Yani kırılmış ama ne bileyim hiç dikkat etmedim der gibi. Jane is liked by everybody. Jane herkes tarafından sevilir. Is liked, evet, got liked olabilir mi? Olabilir. They're getting married later this year. Get married ifadesi de evlenmekti biliyorsunuz. The little boy got lost in the park. Lose, lost, lost, got lost aniden birdenbire kayboldu derken. Yine örnekler yazdım arkadaşlar. Maruz kalmak, bir eylemle karşı karşıya yüz yüze kalmak anlamında. Get divorced, get rest, get changed, get punished, get hacked, get awarded, get damaged, get promoted, get stolen ifadelerini kullanabiliyorsunuz. Yine bir ayrı özelliği olan fiilimiz de need'dir. Eğer need to kullanırsanız need to be done şeklinde, need to be written, need to be fixed gibi üçüncü şekilleri kullanabiliriz örnekte olduğu gibi. Ama need'den sonra verb ing gelirse anlam edilgendir. Bakın the ceiling needs painting. Yani tavanın boyanması lazım. Çok iş olmuş. The ceiling needs to be painted. My hair needs cutting. Saçımın kesilmesi lazım. My hair needs to be cut. Cut, cut, cut. Üç şekilde böyleydi. Yine bakıyoruz. The car needs fixing. Arabanın tamire ihtiyacı var. Tamir edilmesi gerekir. Our roof needs repairing. Çatımızın yine tamiri gerekiyor. My shoes need polishing. Ayakkabılarımın cilalanması, boyanması gerekiyor. Bir başkası da have something done kalıbı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tim had his car stolen last week. Arabasını geçen hafta çaldırttı. Yani birisi çaldı, biz bunu çaldırttı şeklinde çeviriyoruz. Tim's car was stolen. They had their cut. They had their hair cut arkadaşlar. Hair olması gerekiyor. Their hair was cut. He had his SUV fixed. Jeep'ini tamir ettirtti. His SUV, burada da apostrofi olması gerekiyor. SUV was fixed. Evet, bu da bir başkası. Get artı fiilin üçüncü şekli, need artı verb ing ve causative dediğimiz yapıda da karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, dar zamanda bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde adverbial clauses bunları çalışacağız. Bir hayli ayrıntılı, içinde conjunctions var. Bir takım yararlı gördüğüm yapıları birlikte tamamlayacağız ve sınava hazır olmanız için elimizden geleni yapacağız. Başarılar diliyorum, güzel günler diliyorum.